Gençliğinde geldiğinizi söylemiştiniz. Evet. Burası Göl Gazinosu. Projesi var. Yıkılmış burası. Tam barajın karşı sırtında. Evet. Şu anda işte bulunduğumuz bu mütevazi Atatürk evi. Gözde çıkıyor artık. Evet. Gölden çıkıyor şimdi yine. O zaman bahçenin düzenlemesi de güzel yapılmış. Güzel yapmışlar, evet. Burayı yeniden mesela alan halinde getireceğiz. Mermere yazmışlar. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Burası herkesin dinlendiği oda. Atatürk Tunçuluk Barajı yapımından bitimine yakın yapılan bir bina burası. Geldiğinde dinlendiği ve gezintiye çıktığı bir oda. Atatürk'ün burada dinlendiği bir hal. Siirt Tepesi'ndeki bir rahat bir şekilde sandalla gezilir ve etrafında bu şekilde rekreasyon alanları olacak şekilde Sincan'a kadar. Saygılar misafirlerimiz, İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener şu anda teşrif etmişlerdir. Çünkü milli mücadelenin başlarında Ankara'da su teşhisatı olarak vaktiyle Abidin Paşa'nın Elma Dağı'ndan kök borularla getirtmiş olduğu kifayetsiz bir şebeke ve bu şebekeye bağlı mahalle çeşmeleri var. Ben ezelden beri... Sayın Genel Başkanım. Hayırlı olsun. Törenimiz ve açılışlarımız yapılıyor. Büyük alkış alalım lütfen. Efendim, buraya gelirken yağmur yoktu ama şimdi yağmurumuz var. Güzel bir yağmur, onu ifade edeyim. Keyifli bir yağmur. Bu baraj Cumhuriyet'in bir anlamda Ankara'da kendisini kanıtladığı bir eser. Baraj belki bugün görevini yapamıyor ama akşam sanatçıları dinlerken, müziği dinlerken dedim ki neden bu barajda Çubuk Barajı konserleri yapılmaz? İstanbul'da var konserler. Ankara'da da Çubuk Barajı konserleri yapılabilir. Sanatçılar gelebilir. Ve sadece bu bölgenin insanı değil, Çankaya'dan da diğer yerlerden de insanlar gelirler. Çünkü Ankara'nın bir kültür kenti olmaya ihtiyacı var. Bir müzik kenti. Bir sanat kenti olmaya ihtiyacı var. Ve bunu büyük bir keyifle ifade edeyim. Bunu yapacak kişinin adı da Sayın Mansur Yavaş. Bunu yapacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Bizleri buluşturan, yaptığı güzel çalışmaları bize ve topluma anlatan Sayın Mansur Yavaş'a ben de yürekten teşekkür ederim. Çok daha güzel bir Ankara'yı hep birlikte inşallah inşa edeceğiz. Sağ olun, var olun diyorum. Saygıdeğer misafirlerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e ve değerli Demokrat Parti Genel Başkanımız Gültekin Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. İyi ki geldiniz ve programımızı noktalıyoruz artık elbette. Çok teşekkür ederiz. Daha fazla sizleri de yağmurda bekletmeyelim.
Herkese çok teşekkür ediyoruz. Tüm katılımlarınızdan dolayı ve yağmurun altında bizlere ben ezelden beridir hür yaşadım.